90'lı yıllarda yani 13 Eylül sürecinde Yeşil Kuşak diye bir proje geliştirdi Amerika Birleşik Devletleri. Yani BOP öncesi proje Yeşil Kuşak projesiydi. Yani bölgede gelişen devrimci dalgayı durdurabilmek, devrimci kabarmayı giderebilmek, devrimci gelişimin önüne alabilmek için onlara göre İslam devleti diye bir şey yok. Yani Kur'an'da devlet geçmez onlara göre, topluluk vardır. Devlet hedefi olmayan, emperyalizme karşı olmayan, daha liberal, daha işbirlikçi, daha uyumlu, daha az savaşan İslami kesimin yaygınlaştırılmasına dönük adımlar atıldı. Aynı dönemde rabıta olayı yaşandı mesela Türkiye'de. Hatırlarsın, rabıtada da bu vardı. Yani Suudi Arabistan'dan gelen parayla camilerin açılması, Kur'an kurslarının açılması, İslami imam hatiplerin açılması ve İslami etkinliklerin yaygınlaştırılması diye bir proje kapsamında Suudi Arabistan'dan askeri darbeyi yapanların aldığı bir para var. Rabıta deniyordu buna. Aynı şeyde Türkiye'de de bu süreç başlatıldı. Yani her mahalleye 3-5 cami açıldı, Kur'an kursları açıldı. Cami sayısı birden, ki bunu istatistiklere baktığınızda görüyorsunuz, Türkiye'de en fazla caminin açıldığı süreç darbe süreçleridir. Yani 12 Eylül darbesinden sonraki açılan cami süreci, daha camiye baktığınızda bu rakamlar da ortaya çıkar ki bunun üzerinde benim bir çalışmam var. Bulabilirsem onu gösterebilirim. Bu dönemde İsrail'de Batı Şeria ve Gazze'de de bu yapılıyor. Yani neredeyse her sokağa bir cami açılıyor, Kur'an kursları açılıyor. Orada Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin, Demokratik Cephe'nin, Nidal Cephesi'nin, Filistin Komünist Partisi'nin solcu devrimci örgütlenmesinin karşısında yeşeren yeni neslin İslami eğilimleri güçlü olarak yetiştirilmeye çalışılır ve bunun için ABD'den alınan fonlar kullanılıyor. Yani ABD Yahudilerinin verdiği fonlar kullanılıyor. Bir süre sonra bu sonuç vermeye başlıyor. Bu sonuç verdikçe de Filistin hareketleri içerisinde İslami hareketlerin gücü ve ağırlığı artmaya başlıyor. FETÖ, yani daha çok devrimci örgütlerin El Fetih ile birlikte sol ve devrimci örgütlerin Komünist Partisi'nin yer aldığı FETÖ, ki 10 örgüt sanıyorum FETÖ'yü oluşturan, gücü zayıflarken, gerilerken İslami yapılanmaların gücü artıyor. Hamas böyle bir süreç sonrasında ortaya çıkan bir yapılanma. Yani Hamas'la ilgili zaten bir şey söylemek istiyorum burada. Hamas'la ilgili bir biçimiyle Avrupa'dan da açık bir şekilde, yani şimdi 17'sinde şeyde olacak, Almanya'ya gidecek. Özellikle Portekiz, özellikle şunu da söyleyeyim, özür dilerim. Şunu da söyleyelim, Almanya'ya gidecek, yani Olaf Scholz'la görüşecek, Steinmeier'le, Cumhurbaşkanı Steinmeier'le görüşecek. Ama bundan dolayı da Avrupa'da bir rahatsızlık da var. İşte terör örgütü olarak görmediğini, AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini, onun da öyle işte biz mücadeleci, mücahit olduğunu falan söylemesinin tepkilere neden olduğunu da söylemiş olalım. Yani bir başka bir şey var ama bütün bunlar şu sorunun yanıtını, yani özellikle senden duymak istiyorum Ömer. Ya bütün bunlar kimin haklılığının haksızlığının ötesinde gelinen nokta itibariyle sebep sonuç ilişkilerini de konuşabiliriz, tartışabiliriz. Söylersin de bunu, anlatırsın da. Ama dünyanın gözünde yaşanan bu katliam insanların yüreğini sızlatmıyor mu ya? Bir şeyler yapılması gerekmiyor mu? Birleşmiş Milletler denen bir kurum var. ABD bütün orada, bir taraftan da NATO'nun genel sekreteri Stoltenberg'in bir açıklaması var. Diyor ki açık bir şekilde, şeyin diyor, böyle açıklama yapması, Erdoğan'ın açıklama yapması, NATO ülkesi olan Türkiye'nin, işte Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın böyle bir açıklama yapması bizi rahatsız etmez diyor. Yani bizi bir neden değil diyor. Şimdi herkesin çıkarını düşündüğü bir dünyada insanlar bir yanıyla da katlediliyor. Ne yapacağız şimdi? Ne demek gerekiyor? Şimdi oraya gelecektim Recai. Yani Hamas'ın bir proje hareketi, proje sonucunda ortaya çıkan bir hareket olduğunu söyledikten sonra oraya gelecektim. Şimdi böyle bir hareketin başlattığı eylemlilik sonrasında yaşanılan bir süreç var, katliam. Bu katliamın sonucu kime, yani kime yaradığına baktığınızda İsrail'e yarıyor sonuçları. Yani Gazze'yi insansızlaştırma,
Gazze'deki tüm güçleri göçe sorulama ve orayı dümdüz yapacak. Ve daha sonraki süreçte biliyorsunuz Gazze zaten Mısır toprağı, Filistin toprağı değil. Sonradan bu 67 savaşlarında alınmış bir toprak. Oradaki Filistinleri de ya Mısır'a sürmek ya güneye sürmek. Türkiye'ye bile gönderileceği, işte kabul edileceği falan tartışmaları da var. Şu arada konuşmaları da var, ifadeleri de var insanların. Bunlar tartışılıyor. Yani sonuçlarına baktığımızda bu hamle, Hamas'ın yaptığı bu hamle sonuç olarak Filistin'den orada bir yaşam alanı daha kaybetmelerine neden olacak. Aynı zamanda demokratik düşünen, insani düşünen, İsrail'deki insanların da ayakta olduğunu biliyoruz. Aylarca sürdürdükleri özellikle yasaya, yargı yasasına karşı yani eylemleri de var. Onlara da zarar vermiş olmamış, olmuyor mu yani? Onlara onu da söyleyelim. Onlara zarar verdi. Onların Siyonist güçler karşısındaki duruşuna zarar verdi. Yani bak işte savunduğunuz insanlar geldi bizim halkımızı katletti diyorlar. Yani orada sivillere dönük saldırılarını da belirterek, altını çizerek. Bu arada yanlış söylüyorsam düzelt. Amerika'da Yahudiler protesto ettiler mi etmediler mi İsrail'in tavrını? Ya da Fransa'da mıydı? Yanılmayayım, bir şey yapmayayım. Fransa'da. Yani tavır aldıkları Fransa'daydı, pardon. Fransa'daydı. Yani onu da söylemiş olalım yani. O da ilginç değil mi? Recai'cim ben başından beri yani Orta Doğu'da yaşamış, o süreçte savaşlara, çatışmalara bir miktarına katılmış kişi olarak hep şunu savunmuşumdur. İsrail'de İsrail emekçi halkıyla Filistin emekçi halkının birlikte bir yaşam zemini düzenleyecek bir ortamın yaratılması ve birlikte yaşamın savunulması gerektiğini hep düşündüm. Yani ne orada bir Filistin devleti tekrardan kurulabilirdi ne tek başına İsrail, Yahudilerin yaşadığı İsrail mümkün olabilirdi. Tarihte kazanılmış, yani kaybedilmiş ve kazanılmış hakların, tarihte edinilmiş şeylerin tarihe bırakılması gerektiğini, yeni yaşamda yani kapitalizmin ve emperyalizme karşı duruşta yan yana gelebilecek emekçi halklarının birlikte kuracakları bir yaşam alanı olarak planlamak gerektiğini söylemişimdir. Bunun bu çerçevede baktığımızda özellikle sosyalistlerin ve komünistlerin bir kısmı yaptıkları mücadeleyi Siyonist iktidara karşı yaptılar şu ana kadar. Yani İsrail iktidarına karşı yaptılar ve İsrail halkına karşı hiçbir savaş, hiçbir çatışma, hiçbir şey taşımadılar. Hiçbir eylemliliğe de girmediler belirli kazalar dışında. Böyle halkı hedef alan eylemlere girmediler. Ama bu Hamas'ın ve gerici yapılanmaların hedef gözetmeden yaptığı saldırılar oradaki Filistin'deki demokrasi güçlerini yani İsrail'deki demokrasi güçlerini de zayıflatarak zor duruma soktu. Onun için diyorum ben Hamas'ın bir proje hareketi olduğunu düşünüyorum ve bu sürecin de bu noktaya getirilmesinin planlandığını düşünüyorum. Ha, dünya kamuoyunu dur diyecektir bence bunu ama dur dedikleri noktada da Filistin'in kaybedecek bir şey kalmamış olacaktır. Yani şu an dümdüz olmuş bir Gazze var. 10 bin insan kaybedilmiş, yaşamını kaybetmiş, bir sürü çocuk öldürülmüş. Oradan önemli bir kısmı göç etmiş. Zaten Gazze'yi yeniden yapıyorum deseniz 10 yıl geçer. Yeniden insanlar oraya yerleştiriyorum dediğinizde 10 yıl geçer. 10 yıl içerisinde oradan taşıdığınız insanları 50 tür şekle sokarsınız. Yani proje uzun vadeli bir planı içeren bir projeydi. Bence de önemli ölçüde başarılı olundu. Netanyahu oradan güç aldı. Bu süreçten güçlenerek çıktı. İsrail demokratları, aydınları bu süreçte zayıflayarak çıktılar. Arap Birliği, hikaye Arap Birliği tamamen sınıfta kaldı. Mesela dün bir oylama vardı İslam İşbirliği toplantısında. İsrail uçaklarına hava sahalarının kapatılmasıyla ilgili ve bu reddedildi. Arap ülkelerin oylarıyla reddedildi. Savaş uçaklarına kapatıyorsunuz ya. Yani normal uçaklara değil, sivil uçaklara değil. Savaş uçaklarına kapatılması önergesi reddedildi Arap ülkelerinin oylarıyla. Yani gerici Arap ülkeleri emperyalizmle yan yana durma konusunda ısrarlı davrandılar bu toplantıda.